Postural refleksler. Postural refleksler, infantın doğumdan itibaren ayakta durabilene kadar vücudun pozisyon değiştirmelerine karşı gösterdiği cevaplardır. Aslında bunlar refleks olarak değil de postural reaksiyonlar olarak da ifade edilmektedir. Birincisi, traksiyon. Sırt üstü yatan çocuk orta hatta bileklerinden tutulup yarı oturur duruma getirilmeye çalışılır. Bu sırada sırt, baş ve ekstremitelerin pozisyonuna bakılır. İlk 6 haftada kollar hafif fleksiyonda olup baş arkaya doğrudur. Bacaklar simetrik semi fleksiyondadır. 6-12 hafta arasında baş ve ayaklar belli bir fleksiyon şeklini korumaya başlarlar. Kollar ve baş aktif harekete katılmaya çalışır. 3-6 ay arasında başın antifleksiyona gelmeye çalıştığını görebiliriz. 6-9 ay arasında fleksiyon dönemi kaybolmaya başlar ve bacaklarda ekstansiyon geliştiği görülür. 10-14 aylarda başını omurga ile aynı hizada tutarak hemen kalkabilecek hale gelir. Yeni doğanda normal traksiyon cevabını görüyoruz. Kollardan tutulduğu zaman hafif kafası geriye doğru ama biraz tutma yine oluyor. Bacaklar da semi fleksiyonda görünmektedir. 4 aylık bir bebekte baktığımız zaman bakın bacaklarını fleksiyona getiriyor. Başını öne doğru getirmeye çalışıyor. 6 aylık çocukta da yine kendini öne doğru attığı ve bacaklarda fleksiyon hareketi gözlenmektedir. Bakın bu fotoğrafta sol tarafta sağlıklı, sağ tarafta rahatsız olan bir çocuğu görüyoruz. Sol tarafta yeni doğan bir bebeğin yine traksiyon reaksiyonu görüyoruz. Bu başını hafif getirebiliyor. Bacaklar semi fleksiyonda. Bakın sağ taraftaki ise 1 yaşın üzerinde bir çocuk. Boynunu tutamıyor. Bacaklar yine yeni doğan gibi görülüyor. Altta da yine büyük bir bebekte bakıyor. 8-9 aylık bir bebek hemen kendini öne getiriyor. Ve bacaklarını öne atarak kendini kaldırmaya çalışıyor. İkinci reaksiyonumuz horizontal süspansiyon, yani landau olarak da biliniyor. Çocuk göğüs ve karın hizasından tutularak yüzü koyunlu pozisyonda yerden yukarı paralel kaldırılarak baş, sırt ve ekstremiteler gözlenilir. İlk 6 haftada kollar ve bacaklar gevşek bir şekilde aşağıya sarkar. Ancak yine de alışılmış bir tonus vardır. Baş, omuz ve sırtla aynı hizada değildir. 6-16 haftalarda baş, omuz da aynı hizaya gelebilmektedir. 4-7 aylarda baş artık omuz hizasının üzerindedir. Bacaklarını da aktif olarak kaldırmaktadır. 8 aydan sonra ise başını rahatlıkla kaldırmaktadır ve ekstremitelerini yukarıya ve aşağıya doğru aktif olarak hareket ettirebilmektedir. Bakın altta 4 aylık bir bebeği görüyoruz. Başını kaldırıyor, bacaklarını yine hareket ettirebiliyor. Üçüncü reaksiyonumuz vertikal süspansiyon. Her iki elle infantın aksiller bölgesinden tutularak burada yapılan en büyük hata çocuğun göğsünden tutuluyor. Hayır, aksilla, yani koltuk altından tutacaksınız. Torakstan tutulmaksızın infantın yüzü muayene edene bakacak şekilde düz bir şekilde yukarıya kaldırılarak uygulanılır. Bu esnada infant kafasını orta hatta dik olarak tutar ve kalçasını, dizlerini ve ayak bileklerini kısa bir süre fleksiyonda tutar. Vertikal süspansiyon uygulandığı anda infantın gözleri açık şekilde kalmaktadır. Bu esnada aynı zamanda infantın konjüge göz hareketleri de test edilebilir. Bakın burada sol taraftaki bebek, yeni doğmuş bir bebek, aksiller süspansiyonda bakın boynunu tutabiliyor. Bacaklarını da uzatıyor, hatta placing yapabiliyor. Ortada yine büyük bir çocuk, ona göre yine normal yanıt alınabiliyor. Ama sağdaki, en sağdaki çocuk ise ellerimizin arasından kayıyor. Burada aksileden tutmuşum, yani torakstan tutmuyoruz, kaydığı için öyle görülüyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Dördüncü reaksiyonumuz Voigt reaksiyonu. Voigt reaksiyonu çok önemli bir reflekstir. Postural reflekslerin en hassas olanlarından biridir. Yüzü koyun yatmakta olan çocuk gövdesinin iki yanından tutularak sırtı muayene edene dönük olacak şekilde kaldırılır ve önce sağ veya sol tarafa 90 derece sonra aksi tarafa doğru yere horizontal olacak şekilde çevrilir. Bu sırada kol ve bacaklar izlenir. İlk 4 ayda mora benzeri bir cevap vardır. Kollar semi fleksiyonda simetrik, üst bacak fleksiyondayken alt bacak daha gergindir. 4. aya doğru her iki bacak fleksiyondadır ve simetriktir. 5-9 ay arasında simetrik bir fleksiyon durumundayken bacaklarda serbest hareket kazanılmaya başlanır. 9-15 aylarda ekstremiteler serbest hareket kazanmalıdır. Bakın burada hastayı yan tutmuşuz, yani dik tutmuşuz, yan çevirmişiz. Yani reaksiyon vermediğini görebiliyoruz. Horizontal asma, collis horizontalis. Yüzü koyun yatan çocuk muayene edene yüzü dönük olarak üst kol ve bacaktan yan olarak horizontal duruma getirilir. İlk 3 ayda altta kalan kol ve bacak fleksiyondadır. 4-7 ayda kol serbest olarak aşağı uzanır, bacak fleksiyonda kalır. Bakın bu hasta olan bebeğimiz yine yeni doğan gibi cevap veriyor. 1,5 yaşında bir çocuğumuz.
Sağda 6 aylık bir çocuk kollarını aktif hareket ettirmektedir. Yine büyük bir çocuğumuz aktif hareket ettiğini görmekteyiz. 6. Vertikal asma. Collis verticalis. Dizin hemen üzerinden turlarak baş aşağıya olacak şekilde kaldırılır. İlk 7 ayda serbest kalan bacak ve kollar fleksiyonda, 7-12 aylarda bacak ekstansiyondadır. Paper Isbert reaksiyonu. Yüzü koyun yatan çocuk her iki bacağından turlayıp baş aşağı kaldırılır. İlk 3 ayda morraca abanırken 4-7 aylarda kollar fazla açılmaz. 7-12 ayda kollar yere doğru uzanma eğilimindedir. 9 aydan sonra dizde hafif fleksiyon olmaya başlar. Refleks iyileştirme ve adımlama refleksleri. Aksiller süspansiyonu yapılarak adımlama ve basma gibi otomatizmalar muayene edilebilir. İnfant desteklenerek ayaküstü yere bastırılır. 2-3 ayda ayak tabanı yere değdiği zaman bacaklarda önceki tansiyonu ve arkasına adım atma reaksiyonu değerlendirilir. Ayak sırtı muayene masasının kenarına dokundurulduğunda ayağın merdiven çıkma hareketi uyarılması şeklinde refleks iyileştirme değerlendirilir. 4-5 aylardan sonra bu yanıt görünmemektedir. 7 aydan sonra ise gerçekten basmaya başlar. Bakın burada yeni doğmuş bir bebeğimizi bastırıyoruz. Gerçekten basabildiğini görüyoruz. Ve masanın kenarına getirdiğimiz zaman adım atma reaksiyonu olduğunu görüyoruz. Paraşüt reaksiyonu, her iki elle çocuğun belinden kavrayıp baş aşağı doğru hafif hızlı olarak hareket ettirilir. 4-9 aylar arasında baş yere gelmeden kollarını gerek koruma reaksiyonu yapabilir. Bakın solda sağlıklı bir çocukta paraşüt reaksiyonunu görüyoruz. Kollarını paraşüt şeklinde açmış ama sol tarafta bakın anormal bir reaksiyon görüyoruz. Sol kolunu açamıyor, sağ kolunu açıyor. Anormal paraşüt reaksiyonu bu şekilde değerlendiriliyor. Bakın burada biz denemişiz. Uzattığımız zaman bir anda kollarını açarak kendini korumaya alıyor. Özetleyecek olursak ilkel refleksler palmar yakalama refleksi, plantar yakalama refleksi, galant refleksi, asimetrik tonik boyun refleksi, suprabüyük ekstansör refleksi. Bakın palmar yakalama refleksi 6 aya kadar devam ediyor. Plantar yakalama 15 aya. Galant refleksi 4 aya kadar. Asimetrik boyun tonik boyun refleksi 3 aya kadar. Suprabüyük ekstansör refleksi ise 4 haftaya kadar devam etmektedir. Yine çapraz ekstansör, Rosolimo, Heal, Moro, Babinski. Tabi bunlar nadir olan, uygulanan, şu an rutin kullanmayan refleksleri de söylüyoruz. Bunlar da bakın 6 aya kadar çoğu kaybolmaktadır. Postural refleksler, bunlar nelerdi? Traksiyon, horizontal süspansiyon, vertikal süspansiyon, Voigt'a yanıtı. Mavi ile boyadıklarım en sık kullandığımız reflekslerdir. Bunları reaksiyon olarak da ifade ediliyor. Literatürde bunlar reaksiyon. İlkel refleksler doğduğumuz zaman vardır. Ama bu reaksiyonlar sonradan kazanıyoruz. Traksiyonda, supin pozisyonda muayene eden kişinin işaret parmağını infantın eline yerleştirir ve muayene yatağında 45 derece çekilir. Bu şekilde değerlendirilir. Horizontal süspansiyon, prone pozisyonda infantın toraks etrafından elle tutularak baş ve bacaklardan destek alınmadan askıya alınır. Bu şekilde değerlendirilir. Vertikal süspansiyon, vertikal pozisyonda her iki elle infantın aksiller bölgesinden tutularak toraks tutulmaksızın infantın yüzüğü muayene edene bakacak şekilde düz bir şekilde yukarıya kaldırılarak değerlendirilir. Voigt yanıtı çok bilinmiyor ama çok değerli bir reflekstir. Vertikal değerlendirilir. Muayene eden kişinin infantın toraks kısmından her iki eliyle tutarak askıya alınır ve infantı vertikal pozisyondan horizontal pozisyona getirir. Kısaca daha özetleyecek olursam palmar yakalama 28 haftada başlangıç gösterir. Tam gelişim 32 haftadır. 2-3 ay sürer kaybolur. Arama refleksi 32 haftada başlar. 36 haftada tam gelişir. 1 aydan az bir sürede yok olur. Moro refleksi 28-32 hafta arasında başlar. 37 haftada tam gelişir. Bakın burada 5-6 ayda tamamen kaybolması gerekiyor. Bazı kaynaklar 3 ay diyor. 3 ayda artık yavaşlamaya başlıyor. Yani belirsizleşmeye başlıyor. 6 ayda tam kayboluyor. Tonik boyun 35 haftada başlar. 1 ayda tam gelişir. 6-7 ayda kaybolmaya başlar. Paraşüt refleksi bakın 7-8 ayda başlıyor. Tam gelişim 10-11 ay. Ömür boyu da devam ediyor. Bu bizi koruyan bir reflekstir. Sonuç olarak infantta ve küçük çocuklarda santral sinir sisteminin genel gelişimini değerlendirilmesinde ilkel ve postural reflekslerin değerlendirilmesi nörolojik muayenenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu refleksler intrauterin yaşamın son trimesterında gelişmeye başlayıp doğum sonrası yüksek kortikal merkezlerin maturasyonuyla genellikle yaşamın ilk 6 ayından sonra gerileyerek kaybolmaktadır. Santral sinir sisteminin gelişiminin yeterli olmadığı durumlarda ya da yaygın lezyonlarında bu reflekslerin varlığı gerilemesinde gecikme olduğu ya da asimetrik olarak elde edildiği